7. tema değerlendirme çalışmaları Şakacı Fil. Yağmur ormanlarının birinde bir fil yaşarmış. Bu filin en büyük zevki diğer hayvanlara şaka yapmakmış. Hortumuna doldurduğu suyu en olmadık zamanlarda birisinin üzerine püskürtür ve kahkahalarla gülermiş. Bazen de öyle kötü şakalar yaparmış ki hayvanlar ne yapacaklarını şaşırırmış. Bu şakalardan bunalan hayvanlar bir toplantı yaparak artık bu işin tadı kaçtı. Biz de ona öyle bir şaka yapalım ki anlasın şaka yapmanın ne olduğunu diyerek aralarında anlaşmışlar. Bir gün fil uyurken diğer hayvanlar filin hortumuna bir tıpa takmışlar. Fil uyanınca nefes alamadığını görüp çok korkmuş. Sonra da üfledikçe üflemiş. O üfledikçe üflediği hava kendisini şişirmeye başlamış. Şiştikçe hafiflemiş ve tıpkı bir balon gibi yükselmeye başlamış. Fil yukarılara doğru çıkınca soğuk bir hava ile karşılaşıp nezde olmuş. Ve öyle bir hapşırmış ki hortumundaki tıpa çıkmış. Tıpa çıkınca karnındaki hava da boşalmış. Hava çıktıkça bizim yaramaz fil alçalmış ve yere yavaşça inmiş. Fil yere inince de birazcık canı yanmış. Ormandaki diğer hayvanlar bütün bu olanları seyretmiş. Fil yere inince hepsi gülmeye başlamış. İşte demişler. Senin yaptığın şakalar da bizim canımızı böyle acıtıyordu. Biz yapma dedikçe sen gülüyordun. Sana yaptığımız bu şakadan sonra yaptıklarının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamışsındır umarız. Şakacı Fil önceki yaptıklarından dolayı herkesten çok özür dilemiş. Bir daha kötü şakalar yapmayacağına dair söz vermiş. Fil ne demiş biliyor musunuz? Sözüm söz olsun, yediğim tuz olsun. Yattığım yer buz olsun ki bir daha kötü şakalar yapmayacağım. Bütün hayvanlar biliyorlarmış ki artık fil ağır şakalar yapmayacak. Birinci sorumuz, fil ve diğer hayvanlar nerede yaşıyorlarmış? Tabii ki yağmur ormanlarında. Filin en büyük sevki neymiş? Şaka yapmak. Fil diğer hayvanlara ne tür şakalar yapmaktan hoşlanıyormuş? Arkadaşların hoşuna giden değil, mutlu eden değil, güldüren değil, rahatsız eden. Diğer hayvanlar fil'e nasıl bir şaka yapmışlar? Fil'in canını acıtmayacak küçük bir şaka yapmışlar değil. Fil'in hoşuna gitmeyen sözler söylüyorlar değil. Onun kendilerine yaptığı şakaya benzer bir şaka yapmışlar olabilir. Fil'in bir daha aralarına katılmasına engel olan bir şaka yapmışlar. Hayır. Cevabımız C. 5. Fil'in hortumundaki tıpa nasıl çıkıyor? öksürmesiyle, hapşırmasıyla, filin nefes almasıyla, diğer hayvanların yardımıyla, hapşırmasıyla, nezle oluyordu yukarıya çıktıkça hava soğuduğu için. 6. Fil yere nasıl iniyor? Hızlıca dönerek, taklatarak yavaşça. 7. Fil yere inince diğer hayvanlara ne söylüyor? bana bunu nasıl yaparsınız? Bir daha size şaka yapmayacağım. Bir daha sizinle konuşmayacağım. Sizinle birlikte yaşamak istemiyorum. Bir daha size şaka yapmayacağım diyor. Sekizinci sorumuzda kısaltmaları eşleştiriniz demiş. Avukat, av, cadde, cad, gram, g, coğrafya, Jo afat, apartman, Atatürk Kültür Merkezi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Sokak, General, Gen, Bakınız, APS, Acele Posta Servisi şeklinde yapabiliriz. Biraz renklendirelim. 9. soruda birey ve toplum temasında okuduğunuz bir kitaba göre cevaplayınız diyor. Kitabın adı, yazarı, sayfa sayısı, yayın evi, konusu, karakterleri yani kahramanları. Kitapta önemli bulduğunuz bir olay şeklinde yazabilirsiniz. 10. sorumuz Tema değerlendirme çalışmalarının başında yer alan Şakacı Fil metninin hikaye unsurlarını tabloda yazınız demiş. Olay: Filin şaka yapmasının diğer hayvanları bıktırması üzerine ona ders vermek amacıyla şaka yapmaları şeklinde yazabiliriz. Varlık kadrosu: Fil ve diğer hayvanlar yazabiliriz. Yer: Yağmur ormanları zaman belirsiz bir zaman geçmiş zaman zamanı belli değil şeklinde de yazabiliriz Bunu da yapabiliriz. Yazma konumu belirledim. Evet. Yazmaya başlamadan önce yazacağım konuları, olayları, kişileri, yeri ve zamanı zihnimde tasarladım. Tabii ki büyük harflere dikkat ettim. Başlık koymayı unutmadım. Harfler, kelimeler, heceler arasında uygun boşluklar bıraktım. Yazım ve noktalama kurallarına uydum. Herhangi bir olayı veya etkinliği oluş sırasına göre yazdım. Duygu ve düşüncelerimi doğru şekilde ifade ettim. Yazımı bitirdikten sonra birkaç kez okudum. Yazım ve noktalama yanlışlarımı fark edip düzelttim. Yazdıklarımı arkadaşlarımla paylaştım.